Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım. Şu şekilde. Örmesi oldukça zevkli, çok keyifli bir model. Şu şekilde. Arkasını da göstereyim. İki taraflı da kullanılabilecek güzel bir model. Ben burada Alize Cotton Gold kullandım. Böyle küçük bir numune olarak Alize Cotton Gold ile ördüm. Modeli size Kartopu Baby One ile anlatacağım. Tığım 3 milim kalınlığındaki yün tığı. Şimdi yapmaya başlayalım. Evet, zincir çekerek başlıyorum. Önce şu şekilde bir ilmek aldım. Ve zincirler çekiyorum. Çok sıkı çekmeyin zincirlerinizi. Şimdi ben numune uzunlukta bir zincir çekeceğim. Zincirlerinizin sayısı 6'nın katı kadar olmalı. Ben de 6'nın katı kadar numune bir parça zincir çekip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben böyle numune bir parça çektim. 6'nın katı kadar zincirlerimin sayısı. Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. En son yaptığım zincirden sonra 3 zincir daha çekiyorum. 3 zincir daha çektim. Üzerine ip aldım. Ve geriye dönüp sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane atlayıp 6.sına batırıyorum. Ve bir trabzan yaptım. Şimdi aynı deliğe bir trabzan daha yapıyorum. Ve aynı deliğe bir trabzan daha yapıyorum. Böylelikle böyle başlangıçta bir boşluk oluştu. Ve bir delikte 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve aynı deliğe, hala aynı delikteyim. Aynı deliğe 3 tane daha trabzan yapacağım. Bu 1. Bu 2. Ve bu da 3. Şöyle bakalım. Yani bir delikte 6 tane trabzan oldu. 3 tanesi bir tarafta, 3 tanesi bir tarafta. Ortasında da böyle bir zincirlik bir deliğimiz var. Bu başlangıçta da zaten büyükçe bir delik oluşmuştu. Ve devam ediyorum. 10 tane zincir çekeceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincir çektim. Şimdi geriye dönerek bunu bu tarafa bağlayacağım ve burada bir yuvarlak oluşturacağım. Nasıl yapıyorum? Burayı biraz yakın çekim göstereyim. Şu şekilde. 10 tane zincir çektikten sonra ip almıyorum tığıma. Tığım boşken geri dönüyorum. En son yaptığım trabzanın üzerine şöyle, en son yaptığım trabzanın üzerine şu şekilde bir buradaki kanadı alıyorum. Bir de şuradaki kanadı alıyorum. Şu şekilde. Burayı tekrar göstereyim. En son yaptığım trabzanın şöyle üzerinde iki tane kanadı var. Bu kanadın bu tarafındakini alacağım. Bir de tam onun altına düşen parçayı alacağım. Şu şekilde. Zaten elinize aldığında bunu çok net şekilde göreceksiniz. Tam bu tarafına bunu geçireceğim. Üzerine ip almadım. Şu şekilde buradan geçirdim. Ve ipi yürüterek şöyle birleştirmiş oldum. Ve burada böyle bir halka oluştu. Devam ediyorum. Tekrar ip aldım zincir falan çekmeden. Alttan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane atlıyorum. 6.sına batırdım. Ve bir trabzan yaptım. Yine aynı şekilde aynı delikte 3 trabzan. Daha sonra bir zincir. Ve yine aynı deliğe 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Şimdi buraya yine bu halka gibi yeni bir halka oluşturacağım. 10 tane zincir çekeceğim. Geriye dönüyorum. Üzerine
ip almadan geriye dönüyorum. En son yaptığım şöyle, en son yaptığım trabzanın üzerine şu şekilde batırdım. Öndeki bu ilmeklerine yani batırdım. Ve şu şekilde içinden geçirdim. Elinize aldığınız zaman zaten çok net göreceksiniz nereye yapmanız gerektiğini. Bu şekilde şöyle yeni bir halkada oluşturmuş oldum. Ve devam ediyorum yine. İp aldım. Bu alttan da 1, 2, 3, 4, 5 tane atlayıp 6.sına batırıyorum. Ve yeni yelpazemin ilk trabzanını oluşturdum. Bu şekilde bir yelpaze, bir böyle halka, bir yelpaze, bir halka şeklinde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna kadar geldim. Böyle bir yelpaze, bir halka şöyle şeklinde sıranın sonuna kadar geldim. Bu sıra ve bundan sonraki sıralarda en son yapacağınız işleme kadar oldukça genişleyecek, böyle bombeli bir örgü olacak. Daha sonra kullanacağız bunları. Daha sonra ortadaki o saç örgüsü gibi görünen kısmı yapacağız. O zamana kadar örgünüz oldukça bombeleşen büyük bir örgü olacak, merak etmeyin. Şimdi burada en son geldiğiniz yerde şu şekilde göstereyim. En son halkayı yaptım ve yelpazeyi yaptım. Şimdi sırayı bitiriyorum. Bitirirken sonda 3 tane zincirinizin kalmış olması gerekiyor. İp aldım üzerine. Son bir trabzan yaparak bitireceğim. En sondaki zincire, yani 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne, en sondakine bir trabzan yaptım. Böyle bitirirken de bir boşluk var. Başlangıçta da şurada şöyle bir boşluk vardı zaten, bütünlük olması açısından. Ve şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek döndüm. Şimdi burada önümde yelpaze var. Bu yelpazenin tam ortasındaki bu bir zincirlik deliği buluyorum. Ve buraya yeni bir yelpaze yapıyorum. İp aldım tığıma. Bu ortadaki deliğe batırdım. Önce 3 trabzan. Şu şekilde. Sonra bir zincir. Sonra aynı deliğe 3 trabzan daha yapıyorum. Şu şekilde. Yani yelpazelerimizin üstünde yelpazelerimiz oluşacak şöyle. Bu da arasındaki delik. Yelpazelerin üstünde yelpazeler oluşacak sonuna kadar. Ve şimdi devam ediyorum. Peki bu halkanın üstünde ne yapacağız? Bu halkayı şimdilik böyle bırakacağız. Bununla şimdilik bir işimiz yok. Ta ki örgümüz bitene kadar. Örgümüz bittikten sonra bunu kullanacağız. Şimdilik şöyle dursun. Diğer yelpazeye geçerken yine 10 tane zincir çekiyorum. 5... 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir çektim. Bu arada eliniz çok sıkıysa bunu 11 yapabilirsiniz. Çok gevşekse 9 yapabilirsiniz. Ama 10 zincir ideal bir uzunluk oluyor. 10 zinciri çektikten sonra şu halkayı unuttum. Şurada dursun. Bunu geçiyorum. Sıradaki yelpazenin üstüne yeni bir yelpaze yapıyorum. Burada şaşırmayın sakın. Bundan yeni bir halka oluşturmayacaksınız. Sadece ilk sırada böyle halka oluşturuyoruz. Sonraki sıralarda halka oluşturmayacağız. Bu 10 zinciri çekiyoruz ve devam ediyoruz. Sıradaki yelpazenin üstüne yelpaze yapıyorum. İp aldım. Ve buraya hemen yeni bir yelpaze oluşturuyorum. Yani 3 tane trabzan, bir zincir, aynı deliğe 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle yine ortasında bir zincirlik boşluğum var. Şimdi burada bununla bu bağımsızlar, şurada çektiğim 10 zincirle bu bağımsızlar, bunu en son birbirinin içine geçirerek öreceğiz. Şimdilik böyle ne yapıyoruz biz, acaba bundan o şekil oluşur mu falan gibi şüpheye düşebilirsiniz. Hiç merak etmeyin, tarife uyun ve sonrasında o modeli siz de yapmış olacaksınız. Ve devam ediyorum. Yine 10 zincir. Şu şekilde 10 zincir çektim. İp aldım. Ve yine bu halkayı hiç görmüyorum bile, atlıyorum diğer sıradaki yelpazenin üstüne.
ve yeni bir yelpaze yapıyorum. Şöyle bir bakalım. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna kadar geldim. Böyle 10 zincirle geçişler yaptım. Yelpazeler arasında ve sıranın sonundayım. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Örgünüz böyle yüz yuvarlak bir hal alıyor. Yani hatta şey diyebilirsiniz. Ya bu nasıl o hale gelecek? Nasıl düzgün bir örgü olacak? Diye düşünebilirsiniz. Ben de ilk ördüğümde zaten şüpheye düşmüştüm. Ama hiç merak etmeyin. Dediğim sayılarla dediğim şekilde yaptıktan sonra en son zaten bunları iç içe geçirdiğimizde şöyle bunların hepsi gidecek ve yan yana sıralı dizili şekilde olan örgümüzü elde etmiş olacağız. Ve devam ediyorum, şimdi sıra sonundayım. Yelpazeyi yaptıktan sonra sırayı yine bir trabzanla bitireceğiz. Unutmayın sakın. Mutlaka sıra sonlarında bir trabzan yapıyoruz. İp aldım üzerine. Peki trabzanı nereye yapıyorum? Şurada. Şu boşluğa yapıyorum. En başta oluşturduğum boşluğun içine bir tane trabzan yaptım ve böylelikle bu sırayı bitirmiş oldum. Modelin daha rahat anlaşılabilmesi için renkli olarak yapmanızı tavsiye ederim. Tek renk şekilde yaparsanız da güzel olur ama birkaç renkli şekilde yaparsanız model daha güzel gösteriyor kendini. O yüzden ben şimdi burada renk değişikliği yapacağım ve renk değişikliğini nasıl yaptığımı da göstereceğim size. Şimdi yeni rengimi alıyorum. Şu şekilde yeni rengimi aldım ve burada renk değişikliği yapacağım. Renk değişikliğini şöyle yapıyorum. Bu en son yaptığım trabzandan bir kere açıyorum şöyle. Tığımda iki tane ilmek kaldı. Bu iki tane ilmeği yeni rengimle kapatacağım. Şu şekilde yeni rengimi aldım ve onunla kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şurası biraz gevşemişse eğer burayı sıkıyorum. Şimdi bu ipi keseceğim. Alttaki sarı ipi keseceğim ve ikisini birbirine bağlayacağım sağlam olması için. Ve yeni rengime geçmiş oldum. Bu kalan ipleri böyle kendi rengi içine yedirebilirsiniz. Şu şekilde. Kendi rengi içine daha sonra iğne yardımıyla yedirebilirsiniz. Ya da kenarını örerken böyle üstüne örebilirsiniz. O şekilde de yok olur. Şimdilik bunları ben bu kenarda bırakıyorum. 3 zincir çektim ve dönüyorum. Yine karşıma yelpaze çıktı. Böyle arasında minik bir delik olan. Hemen yelpazenin üstüne yelpaze yapıyorum yine. Burada bir göz yanılması olarak örgünüzün bu tarafa doğru kaydığınızı düşünebilirsiniz. Ve buradaki sanki 3 zincir yetmiyormuş gibi gelebilir size. Sakın bunu değiştirmeyin buradaki sayıyı. Bu sadece bir göz yanılması. Daha sonra bu düzelecek zaten. Ve devam ediyorum. Yine 10 zincir. çektim. Ve yine buradaki zinciri görmüyorum. Yani hiçbir şey görmeden, hiçbir yerle bağlantı yapmadan direkt diğer yelpazenin üzerine yeni bir yelpaze yapıyorum. 10 zincir çektikten sonra ip aldım. Sıradaki yelpazeye atladım. Ve yeni bir yelpaze yapıyorum. Ortasındaki deliğe. Şöyle bir bakalım. Evet, yelpazenin üstüne yelpaze, zincirlerin üstüne de hep zincir yapıyoruz. 10 zincirlerle böyle geçiyoruz. Bundan sonra modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Yelpazelerin üstüne yelpazeler olacak. Bu aralarda da sadece ilk sırada böyle bir halka oluşturmuştuk. Sonraki sıralarda hep böyle 10 zincirlik köprülerimiz olacak. Ve istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde öreceksiniz. İstediğiniz uzunluğu da şuradan ölçebilirsiniz. Şuradan ölçebilirsiniz. Diyelim ki kaç santim atıyorum, 90 santim yapmak istiyorsunuz. 90 santim boyunca bu şekilde renk değişikliklerini de yaparak, istediğiniz zamanlarda renk değişikliklerini de yaparak
istediğiniz uzunluğa getireceksiniz. Diyelim ki istediğiniz kadar ördünüz, bitirdiniz ve şimdi artık bu zincirlerden nasıl o ortadaki saç örgüsünü yapıyoruz onu anlatayım. Ben de şimdi bunun üstüne biraz daha öreyim ki daha net anlaşılabilsin. Tekrar buluşalım az sonra. Evet arkadaşlar, ben biraz daha ördüm. Gördüğünüz gibi sadece başlangıçta böyle bir halka yaptık. Bu var. Ondan sonraki sıralarda hep böyle 10 zincirlik köprü gibi böyle geçişlerimiz var. Ben böyle numuneye bir parça ördüm. Şimdi bu zincirli olan kısımları nasıl birbiri içine geçirip örgü haline getirebileceğimizi göstereceğim. Buraya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Yapıp bitirdikten sonra sakın ipinizi kesmeyin. Çünkü son bir sıra daha geçeceğiz çevresinde ve böylelikle daha güvenli, sağlam hale gelmiş olacak. Son sırayı yapmadan önce yani örgümüzü yapacağız. Daha sonra son sırada tamamen bu saç örgüsü kısmını da kilitlemiş ve güvenli hale getirmiş olacağız. Şimdi bunu yaptıktan sonra kendinize bir yön belirleyeceksiniz. Mesela bu taraf ya da bu taraf, zaten şöyle göstereyim. İki tarafta birbirinin aynısı. Örgünüz hep aynı yönde olmalı. Bir yön belirledikten sonra ilk aralıktan başlıyorum. Şöyle. Şimdi bu birbiri içine geçirme kısmını birazcık daha yakın çekim yapacağım. Evet, ilk yaptığımız bu 10 zinciri aşağıya bağlamıştık ve bir halka oluşmuştu. Sonrakilerde bu halka yoktu. Bu halkayı alıyorum. Buradan başlıyorum. Aşağıdan yani. Bu halkayı tutup arkadaki 10 zincir, yani sıradaki 10 zincirlik bu köprüyü alıyorum. Arkadan bunun içinden geçiriyorum şu şekilde. Şöyle geçirdim. Ve burada tekrardan bir halka oluştu. Bu halkanın içine de yine arkadaki 10 zincirlik kısmı arkasından batırarak, dikkat, şöyle geçirdim. Ve böylelikle burada yeni bir halkamız da oluşmuş oldu. Bunun içine yine arkadan diğer 10 zincirlik kısmı geçiriyorum. Şöyle. Birbirinin içine geçiriyoruz ama arkadan. Bunu tutuyorum. Aradan hiçbir tanesini atlamayın. Şu şekilde arkadan geçirdim. Ve böylelikle iç içe geçirdiğimiz bu şeklimiz oluşmuş oluyor. Arkadakini alıyorum. Geçiriyorum. Şöyle. Bunu tutuyorum. 10 zincirlik kısmı arkadan içine doğru geçiriyorum. Şimdi bu burada dursun. Az önce de dediğim gibi bir sıra daha geçip burayı kilitleyeceğiz. Ve böylelikle bakın, şurayı görmeyin. Bu yuvarlaklık bombelik de gitmiş oldu ve bunlar birbirinin içine geçmiş oldu. Bir kez daha şurada göstereyim. Alttaki halkadan başlıyorum. Halkayı tuttum elimle. Devam eden 10 zincirlik köprüyü bunun içinden arkadan geçiriyorum. Şu şekilde. Tuttum. Arkadan öne doğru. Şu şekilde birbiri içine geçirmiş oluyorum. Arkadan öne doğru. Arkadan öne doğru. Şu ikisini de yapayım. Arkadan. Bu kısım oldukça zevkli arkadaşlar. Belki de örgünün en keyifli kısmı burası. Çok rahatlıkla yapacaksınız. Şöyle göstereyim. Bakın çok tatlı oldu. Birbirinin içine bu şekilde geçiriyoruz. Şimdi hepsini geçirip gelelim. En son sıramızı nasıl yapıyoruz onu anlatacağım. Ben de bundan büyük bir parça numune olarak ördüm. Onun bu ara kısımlarını nasıl bir araya geçirdiğimi ve bu saç örgüsünü nasıl yaptığımı da hızlandırılmış bir videoda çektim. Onu da şimdi bu arada göstereceğim size. Onu da izlerseniz tamamen zihninizde netleşmiş olur. Bunları da bitirip gelelim. Sonra son kısmını nasıl yapıyoruz ona bakalım.
Evet arkadaşlar, ben tamamını böyle iç içe geçirdim zincirli kısımların ve bitirmiş oldum. Dikkat ederseniz örgümüz artık düzeldi. O giderek büyüyen, genişleyen bombelik kalmamış oldu. O kenarları da trabzanlarla bitirdiğimiz için düzgün şekilde ilerlemiş oldu. Peki şimdi ne yapacağız? Bunlar böyle en son yaptığımız bu şekilde bağımsız olarak duruyor. Bunları kilitlememiz gerekiyor ki bu kısım sökülmesin. O yüzden son bir sıra daha geçeceğiz buraya. Şu şekilde. 3 zincir çekerek döndüm. Şöyle. Şimdi yine burada yelpazem var. Hemen yelpazenin üstüne bir yelpaze yapıyorum. Şu şekilde. Ve üzerine ip almadan, zincir falan da çekmeden şuradaki bu en son yaptığım halkayı şöyle tutarak bunun içine batırıyorum. Şöyle bir ilmek alıp kaydırarak bunu buraya birleştirmiş oluyorum şu şekilde. Ve böylelikle bunu da kitlemiş oldum. Ve devam ediyorum yine. Zincir falan çekmeden ip aldım. Sıradaki yelpazenin üstüne yine yelpaze. Şöyle yaptım. Zincir falan çekmeden direkt şuradaki halkayı alıyorum. Şöyle bunun içine batırdım. Boşluğa batırdım. Şuradan ip alıyorum. Şu şekilde içinden geçirip kilitlemiş oluyorum. Şöyle göstereyim. Ve bu şekilde bu saç örgüsünün en uç kısmını da kilitlemiş olduk. Evet, modelimiz yapması oldukça zevkli ve oldukça kolay olan, oldukça da gösterişli duran güzel bir model. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgilerimle.